Halihazırda Çarşı Vakf'tan ETF başvurusu bekleniyor olması üstüne konuşacağız. Genel olarak bu durumdan bahsetmeye gayret edeceğiz. Bu arada tabii ki de sizden ricam birkaç saniyenizi ayırıp lütfen abone olup bu videoyu da beğeniniz. Abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Birkaç saniyenizi almaz. Şöyle bir bakalım bu haber neymiş ne demiş. Uzmanlar diyor 7 trilyon dolarlık Çarşı Vakf'tan da Bitcoin ETF adını bekliyor. ETF'ler biliyorsunuz çıktıktan sonra oldukça piyasa ikiye ayrıldı. Örneğin çeşitli taraflar, nitekim bunlardan en büyüğü Vanguard şirketiydi. Kendileri yaptığı açıklamada BTC ETF'lerine müsaade edilmeyeceğini açıkladılar. Yani resmen piyasa ikiye bölündü. ETF'lerin işte izin verenler, izin vermeyenler, ihraç edenler, müsaade edenler, müsaade etmeyenler şeklinde ikiye ayrılmış idi. Çeşitli taraflar konuya ilişkin konuştu. Nitekim en son işin içine yetkili katılımcı olarak JP Morgan bile girdi. JP Morgan'dan sonra hatta JP Morgan'ın da BTC Spot ETF başvurusu yapacağı gibi çeşitli açıklamalar, hatta devamında da Ether Spot ETF başvurusu yapacağı gibi çeşitli iddialar ortaya çıktı hatırlarsınız diye düşünüyorum. O yüzden piyasada sansasyon yarattı. Tabii ki ETF'lerle alakalı ne kadar çok piyasa devi girerse o kadar iyi. Ve şu anda karşımızdaki BlackRock'tan sonra girdiği takdirde en büyük ihraççıdır Çarşı Vakf. Ve muhtemelen girecek gibi gözüküyor ki kendilerinin girmesiyle birlikte muhtemelen yine ETF'ler çok daha ileri noktaya gidecektir diye düşünüyorum. Hatta yakın zamanda mevcut rakiplerini oldukça geride bırakabilir. BlackRock ve Fidelity'nin ardından Bitcoin Spot ETF piyasasına bir başka ABD'li devin daha girmesi bekleniyor. Yönetim altında 7 trilyon dolardan fazla varlık olan Charles Schwab'ın ETF'lere erişim sağlamasına rağmen kendi ürününü de her an çıkarabileceği belirtiliyor. Muhtemelen evet böyle bir söylenti var sağlam kaynaklara göre. Bu arada BlackRock'tan sonraki dediğim gibi en büyük olacak. Mesela BlackRock 11 trilyon dolar varlık yönetmekte. Halihazırda JP Morgan Chase de mesela JP Morgan Chase varlık yöneticisi değil banka olarak geçer direkt. 1 trilyon dolar varlık bulundurmaktadır. Charles Schwab'da ise 7 trilyon dolar varlık bulunmaktadır. ABD medyasında yer alan haberlere göre finans uzmanları Charles Schwab'ın ilk furyada ETF alanına dahil olmamasının bir avantaj yaratabileceğini düşünüyorlar. Bu doğru olmakla birlikte şunu kısaca söylemek istiyorum. Evet tabii ki Charles Schwab'ın ilk etapta olmaması hiç değilse fazla yani BlackRock'la birlikte her ikisinin fazla tekel bir süreç yaşatmamasına sebebiyet verdiği için tabii ben de bunu olumlu bir durum olarak dile getiriyorum. Yoksa zaten sürekli ETF'ler üzerinden giren para, daha doğrusu ETF'lerdeki varlık sürekli tekel olsa olmaz. İkincisi, böyle bir haber geldiği takdirde muhtemelen piyasada fiyatlar olumlu seyredecektir diye düşünüyorum. Yani bu haberin gelmesi BTC ve altcoin'lerde hem gözle görülür fiyat yükselişlerine sebebiyet verir, hem de belli başlı bir süreci olumluya çekebilecek bir haberdir. Böyle bir haber alındığı takdirde tabi haberden kastım Charles Schwab'ın yakın zamanda ETF başvurusu yapması olayı. Kripto paralara Vanguard gibi olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşmayan şirketin ucuz ürünle müşteri çekmeye çalışacağı belirtiliyor aynen. Zaten şu anda rekabet kavramı bunun üstüne yürüyor. Yani şu anda rekabet dediğimiz şey ucuz işlemler koyuluyor, ucuz komisyonlar koyuluyor. Bakın şu an çok güzel bir şekilde bu arada BTC 4 saatlik DMA200'ün üzerine atıyor. Bir 44,5 gelir mi? Muhtemelen gelecek gibi gözüküyor. BTC ve altcoin'lerde durum şu anda çok ama çok iyi. Evet. Diyor ki burada acele etmelerine gerek yok. Konuyla ilgili konuşan Bloomberg ETF analisti Eric Bankless
Charles Schwab müşterileri her zaman sadıklı, şirketin ürünleri de her zaman ucuzdur. Nedenle acele etmelerine gerek yok. Belli bir para akışını mutlaka elde edeceklerdir dedi. He bak, ben aynı yorumu JP Morgan için yapmıştım. Kesinlikle çok doğru bir açıklama yapmış kendisi de. Mesela şunu diyenler olabilir demiştim. JP Morgan'la alakalı spekülasyonlar çıktığında ETF başvurusu yapacaktı. Ya niye ilk partide yapmadılar bilmem ne. Ya bir adamlar şimdi iki tane durumu göz önüne bulundurup belli ki bir denge kurmak istediler. Şimdi birincisi mevcut varlıklarda bakalım ne olacak ne bitecek bir görelim bakış açısıyla yola çıkmış olma ihtimalleri yüksek. Yani dur bir bakalım bunlar ne yapacaklar hani ne elde edecekler falan gözümüzle görelim bir gibisinden. Zaten doğru söylüyor. Yani adamların birebir de temsil ettiği, birebir de hizmet verdiği çok fazla müşterileri var. Dolayısıyla bunlara illaki kullandırıp zaten onun parasını çatır çatır kazanır adamlar. Hani BlackRock bunlar varlık yöneticisiniz ya yani dediği doğru. Doğru. Özellikle JP Morgan için doğru. Çünkü o bir banka. Evet. O yüzden BlackRock, Grayscale gibi taraflara kıyasen kafa kafaya bir işte at yarışı vermelerine gerek yok yani. Dünyayı şok edebilirler. Bakunas ayrıca Charles Schwab'ın bu alana geç girmesin. Onlar ETF'lerde en ucuz ürüne sahip şirket yapabileceğini de belirtti ve birkaç ay içinde 0,1 dolarlık komisyon ücreti çıkarıp dünyayı şok edebilirler yorumunu yaptı. Yani mümkündür. Ne kullanılır ama ha? Fidelity ve BlackRock gibi şirketlerin ETF ürünlerinde %0,2 ile 0,3 arasında bir komisyon ücreti belirledikleri biliniyor. Grayscale için ise bu rakam 1,5. Yani 0,1 olsa ki olabilir ki bence bunu Charles Schwab yapmasa da bunlardan bir tanesi yapar. Ben size söyleyeyim. Bu rekabet buraya gider. Arasında tam 15 kat var. Grayscale CEO'su Sonny Shenkong ile ilgili yaptığı bir açıklamada biz bu alanda en tecrübeli şirketiz. Senelerdir sorunsuz çalışıyoruz ve bu nedenle en pahalı ücreti istememiz normal demişti. Yani git işin arkadaşım. Bu da Sonuçay'ın bu açıklamaları ise evet şahsen beni de ikna etmedi yani açıkçası. Biz piyasadaki en şey şirketiz. En işte yükseği istememiz normal. E tamamen millet de demek ki seninle aynı düşünmüyor. Bak patır kütür çıkıyor yani Grayscale'dan. Ve bunu düşün. Demek ki öyle olmuyormuş yani bu işler. Neyse durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.